Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar diyorum. Focus on Grammar test kitabı arkadaşlar. Güneş gözlüğümü kullanayım. Sonra dalgamı geçsin derdim. Güneş gözlüğüyle online ders anlatan hoca. Arkadaşlar, sayfa 3. Hazır mıyız? Herkes gitti mi arkadaşlar? Sayfa 3'e. Şöyle kalemlerin renklerini düzelteyim arkadaşlar. Sonra hemen başlayalım. Peki, hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Kenan hocam, seni derste görüyorum. Merhaba. Zeynep hocam merhabalar. Peki, hepinize merhaba diyorum arkadaşlar ve Grammar Focus kitabında dil bilgisi test 1 ile başlıyorum. Hazırız değil mi? Başlayalım mı? Değerli arkadaşlar, birinci soruda but'tan önce cümleyi kestim. But'ın solunda herhangi bir past ifade olmadığı için Adana'nın bir kemini eledim. Edirne'nin had become'ını eledim. Bursa, Ceyhan, Denizli bekliyor. Sağa geçtiğim but'lı cümlenin içerisinde herhangi bir past ifade yok. Bir de still ifadesinin olması present'a bir işaret yapıyor. Bursa'nın refused'ını eledim. Geriye bize Ceyhan ve Denizli seçenekleri kaldı. People ifadesi, insanlar genelleme ifadesiyle are becoming'e mi gidelim yoksa will'e mi gidelim? Will'e gitmemizi gerektirecek bir yapı var mı? Will'e gitmemizi gerektirecek bir yapı yoktur. Ceyhan, cevabınız olur. Dikkat edersen hiçbir şekilde çeviri yapmadan soruyu çözdüm. Böyle çözmelisiniz. Ben sadece çeviriye kelime hatırlatmak için yapıyorum. İnsanlar diyor ki farkında oluyorlar bazı sonuçlarını aşırı nüfusun, ama çoğusu hala reddediyor. Altta yatan nedenleri kabul etmeyi reddediyor dedik ve geldik ikinci cümlemize. Prehistoric people, weapons, fire, boats, hooks, nets'ten sonra without'tan kestim. Değerli arkadaşlar, without'ın solunda past bir ifade var değil mi? Prehistoric people ifadesi past bir ifadedir. Yeni katılan arkadaşlar, Grammar Focus kitabı sayfa 3. Şimdi önce seçeneklere baktığımızda hepsinin past olduğunu görüyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Had made, were making, used to make, could have made ve made ifadeleri past yapılar. Sağa geçtiğimizde without artı isim gelmiş. Yani bu bir gizli if yapısı. Sağ tarafa gittiğinizde bizim bir if clause moduluna ihtiyacımız var. Adana'daki should have, Bursa'daki should have verb 3 bir if clause modulu olarak tercih etmeyeceğim bir yapı. Had verb 3 de olmayacaktır. Arkadaşlar, Adana, Denizli ve Edirne seçeneklerindeyiz. Şimdi birinci sorum şu. Tarih öncesi insanlar deyince had verb 3'e mi gidersiniz yoksa could have verb 3'e mi, verb 2'ye mi gidersiniz? Adana mı, Edirne mi? Tarih öncesi insanlar deyince neden had verb 3'e gidelim ki arkadaşlar? Had verb 3'e gitmemizi gerektirecek bir ifade yok. Peki, Denizli ile Edirne arasındayız. Tarih öncesi insanlar silahları, ateşi, gemileri, kancaları ve ağları kullandılar. Böyle bir yaratıcılık olmaksızın insanlar muhtemelen şu anki günümüze kadar hayatta kalmayacaklardı demiş. Peki bunu yaptılar mı? Yaptılar. Could have made, yapmış olabilirler. Anlamlı değil. Cevabınız Edirne oldu. Lütfen hocam, anlamadığınız kısım varsa söyleyelim. Bir daha bakalım. Ingenuity, zeka, yaratıcılık demektir. Hani ingenious diye bir kelime var ya, zeka anlamında. Bu zeka, bu yaratıcılık olmaksızın without artı isim, arkasından da would, could, might, verb 1. Would burada used to olarak kullanılabilir mi? Niye öyle bir şeye ihtiyacımız olsun ki Buğra hocam? Bu without olduğuna göre demek ki gizli if clause yapısı. İkinci kısımda without artı isim var Özlem hocam. Sağa geçtiğimizde bizim bir if clause moduluna ihtiyacımız vardı. Bursa'daki should have verb 3 bir if clause modulu olarak tercih etmeyeceğim. Ve Ceyhan'da hadn't verb 3 zaten gelmez. Bizim if clause moduluna ihtiyacımız var. Biz ilk cümleye geri döndüğümüzde tarih öncesi insanlar silahları yaptılar deyince had verb 3'e değil verb 2'ye gideriz. Bu durumda Adana gider. Denizli ile Edirne arasında kaldık. İkisinin de sağ tarafı uygundur. Ama tarih öncesi insanlar bunları yaptılar. Böyle bir yaratıcılık olmasaydı diyor, İnsanlar muhtemelen günümüze kadar hayatta kalmayacaklardı dedik. Edirne cevabımız oldu. Değerli arkadaşlar, is now'unu gördünüz. Hatırlatmak için döndüm. Değerli arkadaşlar, döndüm.
sadeleştirme yapılarını hatırlar mıyız? Cancer is set kısmı present, kanser söylenmektedir. Devamında to verb one geldi. Pasif yapılardan sonra to verb one gelebiliyor. Diğer tarafta everywhere var. Is set present, burada everywhere var. To kill dedik. Kanserin her yıl milyonlarca insanı öldürdüğü söyleniyor. Dinozorlar örneğimiz vardı. Burada are set, arkasından to'lu bir yapı geliyor. Ama burada 5 milyon yıl önce dediği için bir tense farkı oluşmuştu. Bizde to have disappeared, dinozorların 5 milyon yıl önce yok olmuş olduğu söyleniyor demiştik. İnternet söylenmektedir. Burası present, burada everyday var. Aslında tense farkı yok. İlk örnekte kanser örneğinde olduğu gibi. Ama buradaki durum neydi? Burada ise to be verb one kullandık. Cümle pasif olduğu için, yani internetin her gün milyonlarca insan tarafından kullanıldığı söylenmektedir demiştik. Son örneğimizde Efes söylenmektedir. Present bir yapı. Diğer tarafta 2000 yıl önce ifadesi var. Bu durumda biz to have verb 3 değil, to have been verb 3'e gittik. Hem tense farkı var hem de by yapısı var. Çözeceğiz hocam. Önce Focus on Grammar test 1 ile başladık sayfa 3'te. Bunun dışında şöyle hatırlatma yapmıştık. Demiştik ki biz bu is said, are known, was claimed, has been argued, have been believed gibi yapılardan sonra to verb 1, to be verb 3, to have verb 3, to have been verb 3 gibi yapılar getiriyorduk. Kendi içlerinde aktif pasif diye ayrılıyorlardı. Bir de şöyle bir kural koymuştuk. Demiştik ki tense farkı yok. Yani her iki tarafta present ya da her iki tarafta past. Burası için de tense farkı var demiştik. Tense farkı var yoku örnekle hatırlatırsak bir daha. Kanser söyleniyor present. Burada everyday var. İki tarafta present to verb one. Dinozorlar söyleniyor present. 5 milyon yıl önce var. To have disappeared. Internet is set present. Burada everyday var. To be used. Burada is set yazıyor. Burada 2000 yıl önce yazıyor. To have been verb 3 yapısı geliyordu. Bunun dışında birkaç önemli daha yapı vardı. Mesela it seems ifadesi görünüyor. Ne görünüyor? Roma İmparatorluğu'nun önemli bir etkisi olduğu görünüyor. Seems'ten sonra gelen kısmı daha öncesinde past bir olay olduğu için to have verb 3 yaptık. Yani hani pasif fiillerden sonra gelir diyoruz ama hani seems gibi bir fiilden sonra to have verb 3, to verb 1 gibi yapılar görülebilir. Mesela Sümerler yazıyı 3000 BC zamanında başlatmış görünüyorlar. Burası seems present ama yazı 2000-3000 yılı civarında başlatıldığı için to have verb 3 yapısı kullanılmıştı. Bunu da hatırlamış olduk. Şimdi soruya geri döndük. Is known dediği için bir kere to'lu yapılara gitmeliyiz. Yani Adana'ya, Bursa'ya gidebiliriz. Ceyhan'a gidemeyiz, Edirne'ye gidemeyiz. Denizli'ye de gitmemiz mümkün. Onlar sıfat cümleciği sadeleştirmeleri Uğur hocam. Onu birazdan göstereceğim. Başka bir soruda göstereceğim onu birazdan. Bunlar ise pasif fiillerden sonra gelen yapılardı Uğur hocam. Değerli arkadaşlar, breast milk dediği anne sütü bilinmektedir. 900'e kadar bakteri içerdiği mi bilinmektedir yoksa içerildiği mi bilinmektedir? Aktif mi pasif mi? İçerdiği mi biliniyor, içerildiği mi? Bir kere aktif olması lazım. Yani to be contained pasif olduğu için gitti. Bursa ile Denizli arasındayız. Sizce bir tense farkı var mı? Yani 900'den fazla bakteri türünü içermiş olması geçmiş bir zamanda mı oluyor? Hayır. Yani bizim cevabımız daha çok Bursa gibi duruyor ama emin olalım. Burada birinci cümleden sonra bir sadeleştirme yapısı var. Ve buradaki sadeleştirme aslında which explains ki bu açıklamaktadır. Aktif bir yapı olduğu için siz bunu nasıl sadeleştiriyorsunuz? Verb ing diye sadeleştiriyorsunuz. Yani cevabınız ne olacak bu durumda? Bursa olacak. Anne sütünün 900'e kadar bakteri içerdiği bilinmektedir demiş ki bu açıklıyor. Niçin diyor? Özellikle emzirilen bebeklerin alerjilerden müzdarip olması daha az olasıdır dedik. Bursa cevabımız oldu ve geldik dördüncü sorumuza. Efendim Emrullah hocam. Emrullah hocam, şurada is said, are known, was claimed, has been argued, have been believed gibi yapılar olunca arkasından to'lu yapılara gidilmiyor muydu? Bu soruda da gördüğün gibi bir is known ifadesi yok mu? Pasif bir cümle yapısı. Tamam. Peki geldik arkadaşlar dördüncü sorumuza. Tabii ki. Yani olayın daha öncesinde olduğunu gösteren bir ipucu olması lazım. Kenan hocam.
Yani bir tarafta dinozorlar söyleniyor. Are set present. Diğer tarafta 2 milyon yıl önce yazıyor. 2 milyon yıl önce yok olduğu değil, yok olmuş olduğu dememiz gerekiyor. Tense farkı dediğimiz olay bu. Hani burada anne sütü 900'e kadar bakteri türünü içerdiği biliniyor dediğimize bir tense fark yok ki. Bilimsel bir bilgi veriyor. Şimdi aynı şeyi bir daha görüyoruz. East yapısını gördük. Pasif bir yapı. Önce tuğlu yapılara gitmemiz gerektiğini hatırlayalım. Denizli ve Edirne seçenekleri ele aldım. Şimdi evrenimizin olduğu düşünülüyor. Ne olduğu düşünülüyor? Hızlı bir şekilde genişlemiş olduğu, iyi akşamlar Yaşar hocam. Aktif bir yapı mı, pasif bir yapı mı? Expand, genişlemek, büyümek, aktif bir yapısı mı? Genişlemiş olduğu düşünülüyor. Peki biz burada aslında baktığımızda sadece bir tane aktif yapı var. O da to have expanded. Farz edelim ki biz bu aktif yapıdan bunu çözemedik. Aktif mi, pasif mi diye bilemedim. Olabilir, yapamayabilirim. Evrenimizin bir süreç içerisinde hızlı bir şekilde büyümüş olduğu düşünülüyor. Şimdi burada bir süreç var. Bu bir isim değil mi? İsimlerden sonra gelebilecek yapılardan bir tanesi verb ing yapısı. Inflation yani şişme, enflasyon olarak bilen süreç diyebilir misiniz? Calling adlandıran süreç, bilen süreç bu olmaz. Tuğlu yapıya gitmem için hiçbir neden yok. Bu da gitti. Peki acaba enflasyon olarak adlandırılan süreç olabilir mi arkadaşlar? Olabilir mi? Cold ifadesi kesinlikle. Peki orijinalinde ne yazıyor? Which is cold yazıyor. Siz bir sadeleştirmeye gittiğinizde burası ne oldu arkadaşlar? Ceyhan cevabınız oldu. Which is cold sadeleşince cold oldu. Yani Big Bang'den sonra ilk anlardaki enflasyon olarak adlandırılan şeyde süreçte hızlı bir şekilde büyümüş olduğu biliniyor. Şimdi private companies diye başlayan cümleyi virgülle kestim. Sol taraftaki cümlede past ifade var mı diye baktım. Göremediğim için Adana'ya iledim. Şimdi arkadaşlar burada for years diye bir ifade var. Yıllardır. Hani bu yıllardır ifadesi bir süreç anlattığı için bu Ceyhan ve Edirne seçeneklerinin bir önceliği var. Şu 3 tane tense'ten sonra hangi 3 tane tense'ten sonra işte am is are verb ing am is are verb ing was verb ing ve will be verb ing gibi tenslerden sonra bir süreç gelmez. Yani şu kadar zamandır yapılıyor, ediliyor diye bir devamında süreç getiremeyiz arkadaşlar. Süreç diyorum. Bakın for artı süreç gibi düşünün bunu. Böyle bir yapının gelmesi mümkün değil. O yüzden hani are promising olamaz. En kötü Bursa, Ceyhan, Edirne arasındasınız. Sağa geçtik. Şimdi burada hükümetin uzay uçuşları üzerindeki monopolisini kıracağız değil mi? Aktif bir yapı mı bekliyorsunuz, pasif bir yapı mı bekliyorsunuz? Aktif bir yapı bekliyorsun. Bir kere buraya tuğlu yapıya gidemezsiniz. Having broken'la breaking arasındayız. For years'ı görüp acaba promise'e mi gidersiniz? Having promising'e mi gidersiniz? Nereye gidersiniz? Edirne cevabınız değil mi arkadaşlar? Var mı sorusu olan? İlerliyorum. Ses konusunda sıkıntı yaşayan var mı? Görüntüyü kapatmamı ister misiniz? Anlamında tu ama içini virgül artı tu koymamız yani hükümetin monopolisini kırmak için mi diyeceğiz? Niye virgül artı tu verb olsun? Öyle olsaydı private companies are promising for years that they can slash de. Bir de anlamlı değil yani özel şirketler yıllardır söz veriyor, söz vermişlerdir. Hükümetin monopolisini kırmak için mi söz vermişlerdir? Ki bu hükümetin monopolisine uzay uçuşu üzerine kırar, kırmaktadır. Aktif bir yapı olması lazım. Doğru mu hocam? Şimdi otherwise'dan that'ten önce cümleyi kestim, düzeltiyorum. Sol tarafta bir past ifade olmadığı için seçeneklerde sadece Edirne'deki will'ı eledim. Diğer seçenekler duruyor. Sağa geçtiğimizde otherwise aksi takdirde bir if clause bağlacı değil midir? Doğru mu? Bu bir if clause bağlacı. Peki böyle bir if clause bağlacı bize if clause modülleri istemez mi? İster.
Adana would benefit olur, prevent olabilir ama will have verb 3 bir zorlama cevap olur. Mesela should verb 1 çok tercih edeceğiniz bir yapı değil. Peki olayın geçmişte geçtiği ile ilgili bir fikriniz var mı? Mesela kendi kendine süren arabalar faydalı olabilir insanlara, duyusal ve mobiliteye bozuklukları, kusurları, engelleri olanlar için. Aksi takdirde onların direksiyonun başına geçmelerini engelleyebilir. Geçmişle alakalı bir şey yok ki. Hani bir could have verb 3, may have verb 3 gibi bir yapıya gitmeniz mantıklı değil. E bu durumda bana Adana ve Denizli seçeneği kaldı. Peki ben bu durumda Bolt'tan bu otherwise'dan dolayı Adana Bolt'a mı gideyim, Şolt'a mı gideyim? Ne dersiniz? Hangi seçeneğe gitmemi istersiniz? Hangisi? Adana may benefit will prevent cevabımız olacak. Peki devam edelim arkadaşlar. Kendi kendine süren arabalar may benefit fayda sağlayabilir insanlara, duyusal ve mobilite bozuklukları. Impairment sakatlık, engel demektir. Ne yapabilirler? Onlara fayda sağlayabilirler diyor. Aksi takdirde onların direksiyonun arkasına geçmesini engelleyecek olan duyusal ve hareket bozuklukları olan insanlara fayda sağlayabilirler. Damla hocam, sol tarafta past ifade yok. Adana'nın Volt'unu eledim. Detli cümlede otherwise cümlesinin içerisinde bir if clause moduluna ihtiyacımız var. Could have verb 3, may have verb 3 past modullar if clause'larla kullanılabilirler ama olayda geçmişi anlatan bir şey gözükmüyor. En kötü biz burada Adana'daki Volt'ta should arasında kalırız. Otherwise bizi Volt'a götürür. Adana cevabımız olur. Oldu mu arkadaşlar? For the last 12,000 years, son 12.000 yıldır ifadesini gördünüz. Since'li bir cümle gelmiş. Arkadaşlar, since iki cümleyi birbirine bağlıyor. Bakın öyle öğrenmedik Buğra hocam. Since present perfect'e götürür diye öğrenmedik. Since iki cümleyi birbirine bağlıyorsa kural şuydu. Since'i takip eden cümle past, diğer cümle present perfect. Farklı bir kurala gitmek yanlış yaptırır. Doğruca Denizli'ye gidiyoruz arkadaşlar. Baştaki tarih. Ama arada since var ya, bunu görüp 12.000 yıldır deyip present perfect'e gitmedi. Arada since var. Yani bunu en sona da atabilirdi. Son buz çağı sona erdiğinden beri diyor ki genellikle dünya ne yapmış? Daha sıcak bir iklim yaşamıştır. 7 ile ilgili sorusu olan varsa bakalım. 12.000 yıldır hocam. Arada since'li bir cümle yok mu? Since gelmemiş mi? Since'li cümlede Yaşar hocam kural şu değil mi? Since'i takip eden cümle past. Since'i takip eden cümle past. Diğer cümle have, has, verb 3 yapısı yok mu hocam? Hatırlıyor musun hocam? Cevabımız bundan dolayı ne olacak? Denizli olacak. Çin ekonomisi en slowest rate in the quarter of the century 2015'ten sonra kestim. İlk cümlede 2015 yazdığına göre bu cümle past olması gerekiyor mu? Past. Peki. Adana gitti. Volta gitmemi gerektirecek bir yapı yok. Bursa, Denizli, Edirne bekliyor. Sağa geçtiğimde arkadaşlar bir sadeleştirme ihtiyacım var. Mesela buradaki sadeleştirme yapısında having increase arttırmış. Being increased arttırmakta olan increasing ki bu arttırmaktadır. Şimdi ben burada ilk cümleye dönsem 2015 gibi net bir zaman ifadesi varsa head verb 3'e mi gidersiniz? Was verb verb gider misiniz? Yoksa verb 2'ye mi gidersiniz? Nereye gidersiniz arkadaşlar? Verb 2'ye gitmek değil mi? Doğru olanı bu değil midir? Yani Çin'in ekonomisi büyüdü en düşük oranda diyor, en yavaş oranda 2015'in ilk çeyreğinde ki bu baskıyı arttırmaktadır diyor. Pekin üzerinde uzun bir yavaşlama korkularını ele almak için baskıyı arttırmaktadır dedik. Cevabımız arkadaşlar Edirne. Peki 9. sorudayız. Küresel turizm rakamları by Global Financial Crisis demiş. Declining demiş. 9% as an outbreak of swine flu. Şuradaki as'den kestim cümleyi. Şimdi ilk kısımda 2009 diye net bir zaman ifadesi var. Adana Hebin Hit'e gitmediniz. Ceyhan Arhit'e gitmediniz. Volt'a gitmediniz. Bursa ile Denizli arasında kaldık. Doğru mu? Denizli'nin sizce doğru cevap olma ihtimali yüzde kaç? Denizli'nin doğru cevap ihtimali yüzde kaç? Yok ki.
Arkadaşlar was, were, were, ing ile will'in yan yana gelmesini beklemiyorsunuz herhalde. Bu durumda bu seçeneği eleyeceğiz. Bursa cevap olacak. Küresel turizm rakamları vurulmuş. Küresel finansal kriz tarafından vurulmuş. %4 oranında azalıyor 2009'da. Çünkü diyor bir domuz gribi salgınının patlak vermesi ayrıca ne yapmış? Nakit sıkıntılı insanların evde kalmalarına sebep olmuş. Cevabınız Bursa oldu. Şimdi 10. soruda The number of the international visitors to Tunisia demiş. Arkadaşlar visitor cümlenin içerisinde bir saldırıdan bahsediliyor değil mi? Bardo Müzesi Tunus'ta ve 5,2 milyon geçen yıl demiş 2014. Şimdi gördüğünüz gibi 2014'lü bir tarihten bahsediliyor. Sağ taraf sizce present mi past mı? Sağdaki cümle sizce present mi past mı? Past değil mi? Peki şu gitsin. Şu gitsin. Volta gitmemi gerektirecek bir yapı yok. Denizli ile Edirne arasında. Sizce Edirne mi cevap yoksa Denizli mi cevap? Niye? Çünkü would, verb 1 ile head verb 2'ü niye yan yana getireyim ki? Bir if clause yapısı gerektirecek bir durum yok ki. Denizli cevabınız. Yani uluslararası ziyaretçilerin sayısı Tunus'a ki bu Bardo Müzesi'nde Tunus'taki saldırıyla sarsılmış olan Tunus'taki uluslararası ziyaretçilerin sayısı düştü diyor. 5,2 milyona düşmüş geçen yıl 7,2 milyondan 2014 yılında. 2014'e göre kıyaslamış ve bu kadara düştüğü söylenmiş bir if yapısı ister. Turizm harcaması Rusya önemli derecede last year'ı çizdim. Last year'la hangi tanesine gidersiniz? Last year'la hangi tense gidersiniz? Past tense gidersiniz. Peki Adana gitsin, Bursa gitsin, Ceyhan gitsin, Edirne gitsin. Sağ taraf uygun mu? Ki bu ekonomik kısıtlamaları ülkede yansıtmaktadır desem oturur mu? Kesinlikle oturur arkadaşlar. Neden olmasın? Decline reflecting cevabımız. Turizm harcaması Rusya'da azalmış önemli derecede geçen yıl ki bu ekonomik kısıtlamaları ülkedeki ne yapmaktadır? Yansıtmaktadır. Detten önce kestim cümleyi. Past ifadeniz var mı? Detten önce cümleyi kestim. Past ifadeniz var mı? Yok. Peki Adana gitsin. Diğer seçenekler bekliyor. Sağdaki cümleye geçtiğimde herhangi bir past ifade görebiliyor musunuz? Yok mu? Peki would be taken'ı gönderdim. Şu an elimde Bursa, Denizli, Edirne var. Arkadaşlar iki işten birisi sonunda akıllı otomasyon tarafından alınacak mı? Alacak mı? Aktif mi olacak, pasif mi olacak? Pasif olacak. Peki. Adana aktif bir yapıymış zaten. Bu da aktif bir yapı. Bu da aktif bir yapı. Tek pasif yapı hangisi? Bursa. Bursa'daki could be taken'ı past olarak almıyoruz değil mi direkt? Arkadaşlar bu yapıyı direkt past olarak almıyoruz. Ne yapıyoruz? Neye dikkat ediyoruz burada? Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Could eşittir may'dir aynı zamanda. Ona dikkat ediyoruz. Bazı uzmanlar şöyle düşünüyorlar. İki işten birisi sonunda akıllı otomasyon tarafından alınabilir. Bursa cevabımız oldu arkadaşlar. Peki şuradan kestim cümleyi. Avusturya politikasını, mültecilere yönelik politikasını radikal bir biçimde değiştirmiş. Pas bir ifade var mı? Var mı arkadaşlar pas ifadeniz yok mu? Peki Bursa change gitsin. Diğer seçenekler bekliyor. Sağa geçtiğimizde katı bir izleme sistemini iltica arayanlar için katı bir izleme sistemini uyguluyor mu? Yoksa uygulanıyor mu? Bakın arkasından bir isim gelmiş. Arkadaşlar katı bir izleme sistemini uygular mısınız? Uygulanır mısınız? Aktif mi olacak? Pasif mi olacak? Tabii ki aktif olacak. Arkasında ismi var zaten. Implemented gitti. Pasif bir yapı. To have verb'e gidemeyiz. Pasif bir fiilden sonra geliyor. Being implemented de gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar? Pasif bir yapıdır. Cevabınız Edirne oldu. Peki direkt Edirne'yi düşünebilir miyim? Mesela şöyle. Avusturya mültecilere yönelik politikasını değiştirmiştir. Ne zaman değiştirmiş? Bir zaman ifadesi yok. Değiştirir diye bir genelleme yapmamız mantıklı değil. Mesela değiştirecek ya da değiştiriyor kabul ama Denizli iyi bir seçenek değil. Arkadaşlar end'den cümleyi kestim. Since'ten sonra cümle gelebileceği gibi isim de gelebilir değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dedim. Bu durumda Buğra hocam ilk cümlenin tensi ne olmalı? İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dediğine göre ilk cümlenin tensi ne olmalı? Present perfect. Peki Adana ve Bursa bekliyor arkadaşlar. Adana ve Bursa bekliyor. Ceyhan seçeneği Denizli, Edirne seçeneklerine öncelik vermedim. Sağa geçtim. Next year diye bir ifade var. Peki Adana mı cevabınız Bursa mı? Herkesten istiyorum cevabını.
Adamın Adana mı cevabınız yoksa Bursa mı? Adana diyenler var, Bursa diyenler var. Başka diğer arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Peki Adana diyen arkadaşlar, bakın böyle bir hatayı ÖSYM affetmez. ÖSYM affetse bile ben affetmem arkadaşlar. Predik, estimate, çok kızarım. Estimate, foresee yapmayın arkadaşlar. Öngörmek, tahmin etmek fiilleri ne zamandan beri önüne will almaya başladı? Ha? Alabilirler mi önüne will? Ummak, beklemek, tahmin etmek, bu gibi fiiller önlerine will alırlar mı? Değil mi? Arkadaşlar Adana'nın sağ tarafında will be expected gitti ve cevabınız ne olacak? Bursa olacak. Avrupa diyor ki, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en kötü mülteci kriziyle karşılaşmakta ve iltica arayanlar Orta Doğu'dan ve Kuzey Afrika'dan ne yapması bekleniyor? Gelecek yıl artması bekleniyor. Neden? İmralı Hoca'ya niye özellikle kızayım? İyi ki gerçek sınıf değil. Neden öyle dedin Yaşar Hocam? Düşmeyin artık bunlara. Hadi artık profesyonel oldunuz. Hadi artık bunlara düşmeyin. Even though only with simplistic barter sistemden durduk. Peki herkes konsantre. Even though cümlesindeki it'i ikinci cümlede ticaret olarak aldım. Değerli arkadaşlar, even though cümlesini ikinci cümledeki business'a gönderme yapıyor. It only with simplistic barter system cümlesinde past bir ifade var mı? Evet, hayır. Hayır. Ne güzel hayır diyorsunuz bakın. Değerli arkadaşlar, çok konsantre olmanızı istiyorum. Bir şeyin ilk defa başlangıcından, gelişmesinden bahsediyorsanız arkadaşlar past olur. Ve hiç past ifadeye de gerek yok, biliyor musunuz? YDS ÖSYM son 3 sınavdır bu soruyu yapıyor. Yani biz yaptığımızda bize kızmamalısınız. Şöyle düşünmelisiniz. İyi ya, öğrendik. Tamam, yanlış yaptık ama öğrendik. ÖSYM bunu yapıyor. Arkadaşlar cümle ne diyor? Diyor ki ticaret basit takas sistemiyle başladı diyor. Arkadaşlar hala takas yapan var mı aranızda? Yani gidip markete, abi bizim evde biraz pirinç vardı, bunu getirdim. Sen oradan bize 2 kilo çay ver diyor musunuz? Değil mi? Yok. Yani takastan bahsediyorsunuz. Barter sistem, bir şeyin arkadaşlar ilk olarak başlangıcından bahsediyorsunuz. Bakın buradaki fiillere dikkat edin. Begin, start, develop, evolve, originate fiilleri bir şeyin ilk defa başlangıcını anlatıyorlarsa pasttırlar. Mesela diyor ki diller gelişti. Arkadaşlar past. Ya diller gelişti diyor. Tarım başladı diyor. Tarım başladı, past. Arkadaşlar dikkat edin bu gibi ifadeleri, tuzağa düşmeyin. Uyanık olacaksınız, cin gibi olacaksınız. Hocanız kim diyeceksiniz. Uğuracağım. Bugün ne çene yaptım ben ya. Gerçekten. İlk cümle pastı arkadaşlar. Başıma bir şey gelecek bu kadar çok gülünce. Peki. Bursa Ceyhan İdirne gittim. Yok arkadaşlar, sizinle birlikte böyle bir neşelendim. Yorgunum da. Yüzünüzü kapatan smiley istiyoruz hocam. Adana ile Deniz arasındayız. Değerli arkadaşlar, Adana'nın cevap olmasını ister misiniz? Niye hayır arkadaşlar? Yani niye böyle aceleyle hayır deyip çıktınız işin içinden? İşte burada vidat var ya arkadaşlar. Bu vidatı niye görmüyorsunuz? Gizli if yapısı. Niye bunu görmediniz? Demek ki hem Adana'daki would have verb 3 hem de Deniz'deki would verb 1 cevap olabilir. İkisi de arkadaşlar olabilir. Peki benim sorum size şu. Ticaret basit bir takas sistemiyle başladığında head verb 3'e mi gidersiniz, verb 2'ye mi? Tabii arkadaşlar. Niye? Ya bir şey head verb 3 demek geçmişte olan bir olayın daha öncesinde olan bir olaydır. Biz verb 2'ye gideriz arkadaşlar. Bir gene would verb 1 cevabınız. Diyor ki o basit bir takas sistemiyle başlamasına rağmen ticaret teknolojideki ilerlemeler olmaksızın bugün olduğu gibi aynı şekilde olmazdı.
İlerliyorum. Soru işareti yok değil mi? Kafanızda kalan bir soru işareti yok. İlerliyorum. Head verb'e gitmedim. Net bir zaman ifadesi var. Değerli arkadaşlar, is believed'i gördünüz. Önce bir soruda düzeltme yapabilir miyim arkadaşlar? Bu benim hatam. Şuradaki head olmayacak arkadaşlar. Gerçekten özür diliyorum. Şuradaki head'i kaldırdım. Sadece verb 2 var. Tamam. Is believed'i gördük. To'lu yapılara gitmeniz lazım. Adana gitti. Denize gitti. Bursa, Ceyhan, Edirne duruyor. Arkadaşlar, boşluğun sağ tarafında bay olduğuna göre siz hangi seçeneğe gitmezsiniz? Edirne'ye gitmezsiniz. Doğru mu? Geriye Bursa ve Ceyhan mı kaldı? Buraya kadar sorun yok değil mi arkadaşlar? Is believed dediniz. Tuğlu yapılara gittiniz. Bursa, Ceyhan, Edirne kaldı. Bay olduğu için dediniz ki pasif olması lazım. To have influence gitti. Bursa ile Ceyhan arasında kaldık. Arkadaşlar şöyle düşünseniz. Sümer medeniyetinin Samaryan kabilelerinin kültüründen etkilenmiş olduğuna inanılıyor dediğinizde anlatılan olay geçmiş değil mi? Etkilenme olayı. Yani şimdi bugün Sümer medeniyet diye bir medeniyet var mı? Yok değil mi? Yani Bursa'ya daha yakın değil miyiz arkadaşlar? Bursa'ya daha yakınız değil mi? Sağdaki Hu kimi tanımlıyor? Önündeki Samaryan kabilelerini tanımlıyor. Aktif olduğu için eledim Seda hocam. To have influenced olmaz bay var. Çünkü bu aktif bir yapı. Seda hocam tamam. Şimdi Samaryan kabilelerini tanımlıyorsanız bu da Mezopotamya Sümer medeniyetiyle farklı olduğuna göre biz bu durumda have settled present yapıyor mu gidelim yoksa Bursa'ya mı gidelim? Bursa cevabınız oldu. Murat hocam zaman farkı var. Is believed. Cümlenin öznesi kim? Sümer medeniyeti. Yaşar hocam, Sümer medeniyeti is believed dediğimizde pasif yapılardan sonra tuğla yapılara gidilmiyor muydu? Gidiliyordu. Bu durumda Adana Denizli elendi. Burada bir bay olduğuna göre pasif. Pasif olması için ya to be verbage ya to have been verbage olması gerekiyor. Biz de bu durumda Edirne'deki to have influence aktif olduğu için gitti. Kahramanımız Sümer medeniyeti olduğuna göre anlatılan şey günümüzle mi ilgili, geçmişle mi ilgili? Is believed to have been influenced olması daha doğru. Biz ne yapacağız? Who kimi tanımlıyor diye bakacağız. Samaryan kabileleri. Ya Samaryan kabileleri kim? Sümer medeniyetiyle ilişkili bir şey. Yani geçmişten bir şey anlatılıyor. Uğur hocam zaten soru çözüyoruz ya. Bunu bitirip hemen diğer şeylere geçeceğim. İlk 36'ya geçeceğim. Şeylere, normal sorulara, ekrana gönderdiğim sorulara pazartesi günü başlayacağım. Bugün soru sormayacağım oradan. Tamam mı Uğur hocam? Bu durumda who'lu cümlede past olması gerekiyor. Ne yaptım? Have settled eyledim. Bursa cevabımız oldu. Arkadaşlar, the inhabitants of ancient Sumer, the earliest known civilization in the Mesopotamia dedim. Cümlenin kahramanı kim? Antik Sümer'in yaşayanları mı? Yani past gibi duruyor değil mi? Yani bir R seçeneğine gitmek istemezsiniz. Bir Heybin'e, bir Wultby'e gitmek istemezsiniz. En bir kez. Peki. Değerli arkadaşlar, gördünüz mü yapıyı tahtada? Ekranda the first, the only, the last, the next, the superlative yapılarından sonra sıfat cümleciklerinde ne geliyordu? To verb 1, to be verb 3, to have verb 3 ve to be verb ing geliyordu. Mesela hani birçok ülke ve yetkili güvenlik kaygı endişelerini ifade etmelerine rağmen büyük oranda popüler oyun üzerine İran ilk ülkedir. Ne yapan? Resmi yasak getiren ülkedir. To introduce oldu. Doğru mu? Buraya bakalım. Japonya tek ülkedir nükleer bir silahla vurulan to be hit. Only'den dolayı. Mesela diyor ki bazı edebi metinler şunu iddia ediyor. İrlandalı rahipler ilk insanlardı. To have settled yerleşmiş olan ilk insanlardı. To have verb 3 geldi. Mesela Çin ilk ülkedir. Hyperloop konseptini test etmekte olan ilk ülkedir. Peki siz buradaki acaba earliest known, the earliest known civilization'ı gördünüz mü? Mezopotamya'daki ilk bilinen medeniyet dediğine göre acaba Bursa'daki being practice'e mi gitmek istersiniz? Edirne'deki to have practice'e mi gitmek istersiniz? Edirne'deki to have practice'e gittik. Cevabımız bu oldu.